terör nedir, kime terörist denir? Tanımı üzerinde bir türlü mutabakata varılmayan ancak terör olarak addedilen eylemlerin ortak noktası, gayrimeşru fiiller olarak kabul edilmesi ise, bu durumda meşru ve gayrimeşru olan arasındaki sınırları belirlememiz bize tanım konusunda büyük kolaylık sağlayacaktır. Meşruluğun ana çerçevesini hukuk çizer ve tayin eder. Hangi konumda ve ne kadar muktedir olursa olsun, kimse işine geldiği gibi yapıp ettiklerini meşru olduğunu söyleyemez. Bugün laik seküler karakterdeki pozitif yasalar meşruiyetini hukukun üstünlüğü ilkesinden alırlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri, diğer sözleşmeler altına imza atılmışsa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer metinler meşruiyetin çerçevesini çizerler. Anayasa metinlerinin ve meclislerin yaptığı yasaların bu çerçevenin dışında olmaması beklenir. İslam bakış açısından meşruiyetin çerçevesini tayin eden ilahi hükümlerdir. Bir Müslüman için meşru olan şey, en azından inandığı dinin ana hükümlerine aykırı olmayan şeydir. Bu noktadan terör tanımı konusuna bakabiliriz. Siyaset bilimcilerinin kabul ettiği üzere terör de bir siyaset yapma biçimidir. Yani kanuni, legal yollarla varılmayan bir hedefe, kanun dışı, illegal yol ve araçlarla ulaşma yolunu seçenler, güç kullanımına veya silaha başvururlar. Terör bir yönüyle savaşa benzer. Savaş da siyaset yapmanın bir biçimidir ki, ister terör ister savaş olsun, bu yolların kullanıldığı siyaset biçimine negatif siyaset denir. Kabul edilmiş yasalara göre siyaset de pozitif siyasettir. Hal bu ise terör fiilini savaştaki fiillerle mukayese edebiliriz. Ancak İslam'ın amir hükümleri mucibince savaş ilan etme yetkisi meşru kamu otoritesine aittir. Bireyler, cemaatler ve örgütler savaş ilan edemezler. Bir ülkenin işgale uğraması durumunda halkın milisler şeklinde örgütlenip işgalci kuvvete karşı koyması hariç. Öyle de olsa İslam savaş için belli bir hukuk çerçevesi tayin etmiştir. Benim şahsi kanaatime göre meşru ve haklı bir savaş için konulmuş olan kurallar, birey, grup veya örgütlerin bir siyasi amaca ulaşmak üzere giriştikleri eylemlerin de meşruluğunu veya gayrimeşruluğunu tayin eder. Elbette savaşın tabi olacağı hukuk kurallarını belirlerken neye referans vereceğimiz konusu önemlidir. Bu konuda Hazreti Peygamber açık hükümler vaaz etmiştir. Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendini ibadete vermiş rahiplere ve mabetlere dokunmayınız. Ağaçları yakmayınız. Hayvanlara ilişmeyiniz. Servetleri heder etmeyiniz. Bugünkü ifadesiyle Hazreti Peygamber savaşa fiilen müdahil olmadıkları sürece sivilleri savaş kapsamının dışında tutmuştur. Bu konuda kadınlar ve çocuklar, yaşlılar, din adamları ve düşman cephesinde çalışan işçiler, hizmetlilerin korunması için apaçık hükümler konulmuştur. İslam dini, savaşta hiçbir şekilde ihlal edilmemesi gereken yasak hükümler vaaz etmişken, cihat ilan ettiğini iddia eden örgüt ve grupların ya da başında İslam olan devletlerin sivil katletmesi kesin olarak haramdır. Bu cinayetler İslam'ın değil, İslam'ı kale almayan mücrimlerin amelleridir. Buradan hareketle devlet veya hükümet dışı örgütlerin veya grupların hangi siyasi, dini, ekonomik veya askeri gaye ile olursa olsun savaş için konulmuş hükümleri ihlal ettiklerinde terör suçu işlemiş olurlar. Bir örgüt veya grup meşru kamu otoritesine karşı hakkını ve taleplerini zaman içinde konuşarak, kamuoyu baskısı oluşturarak veya bu yönde değişim sağlayarak alma imkanı varken silahlı mücadeleye girişmesi onu terörist yapmaz. Bağı yıkılar. Bu ayrı bir kategoridir. Ancak mücadele sırasında yukarıda sayılan sivil grupları hedef alırsa terör suçu işlemiş olur. Sonuç itibariyle silahlı grupların sivilleri hedef alması terörizmdir. Eline silah almamış bir grubun muhalif olması dolayısıyla terörist ilan edilmesi İslam noktayı nazarından hukuki meşru bir temele dayanmaz. Bu efsaftaki bir gruba terörist muamelesi yapıp cezalandırmaya kalkışanlar hukuku çiğnemiş olur, diyor Yarına Bakış gazetesi yazarı Ali Bulaç.